Ahmet Hamdi Bey'i Adalet ve Mehmet Ali Cimcoz'un evinde tanıdım. 12-13 yaşındaydım. İngiltere'de liseye gitmeye başlamıştım. Demek 12,5-13 yaşındaydım. Ahmet Hamdi Bey de Cimcoz'lara çok 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 sık gelirdi. Ben de okuldan tatillerde döndüğüm zaman Hamdi Bey'in geldiği günler çok sevinirdim. Çünkü çok severdim Hamdi Bey'i. Çok şeker bir adamdı. Böyle çocuk gibi gözleri vardı. Pırıl pırıl bakardı bir insana ve duygulandığı zaman da gözleri çok çabuk sulanırdı. En güzel anılarımdan biri, beni bir kere adam yerine koyardı. Hani nasılsın, ne yapıyorsun, ne okudun diye sorardı bana. Bir günde oturduğumuz yeri bile çok hatırlıyorum Cimcoz'ların evinde. Okulda, İngiltere'deki okulda ne okuduğumu ya da okul dışında ne okuduğumu sordu. Ben de o aralar Somerset Maugham'ın Of Human Bondage'ını okumuştum ve çok sevmiştim. Ahmet Hamdi Bey anlatmamı istedi. Ben de beni niye etkilediğini, nerelerini daha çok etkilediğini anlatırken bana bakarken gözleri yaşardı. Yani hoşuna gitti herhalde anlattıklarım. Yani 13 yaşında bir çocuğun bunları anlatması hoşuna gitmiş olacak ki o böyle aklıma çivi gibi çakılmıştır o günkü hani Ahmet Hamdi Bey. Sonra bana gene tam o zamanlarda Alice in Wonderland'ın bir çok güzel bir edisyonunu imzaladı ve şöyle imzalamıştı bana. Sevgili spor dostum Alev, neden spor dostu dediğini hatırlamıyorum ama sanıyorum Cimcoz'ların terasında biraz spor filan yapardık herhalde. Sevgili spor arkadaşım Alev, bu kitabı senin için yazmış olmak isterdim diye imzaladı yani. Yani ben de o kitabı çok iyi değerlendirecek olan başka bir dostuma verdim. Onun kütüphanesinde olmasını istediğim için ona hediye ettim. İki yıllık, üç yıllık lise imtihanlarını yapmam gerekti. Çünkü Latince almadığım için İngiltere'de üniversiteye, Londra Üniversitesi'ne girme hakkı kazanmamıştım. Onun için üç yıllık lise imtihanını Türkiye'de tekrar geçirmem gerekti. Sürekli hocalarla, derslerle uğraşıyordum. Yani boğucu bir dönemdi. O dönemde İngiliz filolojisi ya da İngiliz edebiyatı okumak istiyordum. Fakat çok yorulduğum için akıllı dostlarımız dediler ki sen git Fürya Hanım'ın atölyesinde fizik olarak yorul. Fürya Hanım'ın atölyesine gittim. Haftada bir iki kere gidiyordum. Fizik olarak filan pek yorulmadım çünkü yaptığımız işler Fürya Hanım'ın çömezliğiydi. Yani elimin toprağa değdiğini bile hatırlamıyorum. Ama atölyede yapılması gereken temizlikti, şuydu buydu. O işleri yapıyorduk, üç çömezlik. Fakat seramik üstünde bir şey öğrenmedim ama hayatımın en önemli şeyini öğrendim Fürya Hanım'ın atölyesinde. Atölye hayatı. Dedim ki ne üniversitesi, yaşamak dediğim böyle olmalı. Yani yaşamak bu. İstediğin işi yapıyorsun, klasik müzik çalıyorsun, bilmem ne. Dostlar geliyor belli bir saatten sonra içkiler içiliyor. Hayat bu dedim. Ve ondan sonra İlhan Koman'ın öğrencisi olmak için Güzel Sanatlar Akademisi'ne gittim. İlhan Koman gelmedi. O zaman onun için Hadi Baran'ın atölyesinde kaldım. Misafir öğrenci olarak. Çünkü lise diplomam yoktu daha. İki sene sonra da Almanya'ya gittim. Almanya'daki fabrikalarda işçi olarak çalıştım ki hayatımın en ilginç dönemlerinden biridir. Yani fabrika hayatını çok iyi öğrendim. İşçilere yakın olmak bana çok şey getirdi. Yani bütün tuvaletleri temizlemeye kadar işçilerin yaptığı her işi ben de yapıyordum tabii ki. Çok önemli bir dönemdi benim için. Hamdi Bey gelirdi. Hamdi Bey derdik. Hamdi Bey gelirdi öğleden sonraları. 5-6 gibi Halik Annes Balıkçısı, Azra Erhat, Şirin Devrim, pardon, kimler gelmezdi ki? Münir Özkul. Aklınızdaki yani İstanbul'un o zaman kültür hayatını yapan insanların hepsi Fürya Hanım'ın atölyesine gelirdi ve biz de uzaktan böyle dinlerdik konuşulanları çünkü elimizde işte yapılacak ne iş varsa onu yapardık. Bir salon gibi. Efendim? Bir salon gibiydi. Tabii ki, evet.
Feriha Hanım çok hoş bir hanımdı yani. Ama normaldi. Hayır, o zaman şeydeydi, divanın karşısında ne Paşa Apartmanı, Emin Paşa Apartmanı değil mi o apartmanı? Feriha Hanım'ın ilk atölyesinin olduğu yer. Annesi Hakiye Hanım üst katta otururdu. Biz de üç kızdık. Ayda Arel, Leyla ve ben, üçümüz. Ama en az ben giderdim. Çünkü imtihanlara çalışıyordum. Almanya faslından sonra gene bir Türkiye'ye döndüm. Bir 6 ay kaldım. Yani Adalet Cincoz'un galerisi vardı. Maya galerisi vardı. Orada da sadece Türk ressamlar sergiledi. Türk sanatçılar sergiledi. O Maya galerisini de çok iyi hatırlıyorum. Çünkü annem Adalet Hanım'ın çok yakın arkadaşıydı. Ve çok yardım ederdi Adalet Hanım'a. Hep galeride Adalet Hanım'la birlikte olurdu. Ve o zaman tabii mesela Yüksel Aslan'ı orada tanıdım. Kuzgun'u orada tanıdım. İlhan Kuman'ı orada tanıdım. Yani o Maya galerisi de başlı başına bir olaydı. Almanya'dan sonra Türkiye'ye döndüm. 1,5 sene kaldım. Ondan sonra ilk çıkışım Türkiye'den Brüksel. 1958. 20 yaşındayım. Ve dil bildiğim için Brüksel'deki internasyonel fuara beni hostes olarak aldılar. Hayatımda ilk para kazanmaya başladığım yıl 1958. Ondan sonra da çok az kaldım Türkiye'de. Almanya faslı var, ondan sonra fabrikalar faslı var. Sonra 1,5 sene Türkiye, oradan sonra Danimarka. Danimarka'da 27 seneye yakın kaldım. Ondan sonra da 84-85 Paris'e geldim. Ama biraz da Danimarka'ya gidip geliyordum. Çünkü buradaki atölyemi daha kuramamıştım. Ondan sonra atölyeyi de buraya taşıdıktan sonra Danimarka'dan iyice ayrıldım. Ama ilişkilerimi koparmadım. Olmaz olur mu? Bir kere hayattaki en eski arkadaşım. 7 Nil Yalter benden, Nil'le aramızda 9 ay fark vardır. 7-8 yaşından beri tanışıyoruz, düşünün. Ve bir gün bile birbirimizi kırmadığımız bir dostluğumuz var ve tabii ki hala sürüyor. Nil Yalter var. Komet buradaydı. Ömer Uluç buradaydı. Yüksel Aslan. Daha bir sürü. Münevver Andacı da burada tanıdım. Abidin Dino ile Güzin Hanım buradaydı. Abidin Dino da bizim Arnavutluk tarafımızdan akrabamızdır biraz. Babam çok severdi Abidin Bey'i. Ve Kopenhag'da yaşarken Paris'e geldiğimde arkadaşlarımı ziyaret etmek için mutlaka Abidin Bey'leri gidip göreceksin derdi. Ve ben her seferinde Abidin Bey'leri ziyarete giderdim. Abidin Dino'yla çok hoşuma giden bir anım var. Bir gün eski kocam yeni karısından Paris'e gelmişlerdi. Bende kalıyorlardı. Ben de karısı David'in sanat tarihçisi ve bibliyotekerdi. Onun da hoşuna gider diye Abidin Bey ile Güzin Hanım'ı yemeğe davet ettim. Geldiler, yemekler yenirken Mi, eski eşimin karısı, sormaya başladı Abidin'e Osmanlı İmparatorluğu. Abidin o kocaman kültüründen anlatmaya başladı. İşte 12. asırdan başladı. Geldik 13. asıra filan. Mi hemen sormaya başladı. Peki aman diyeyim. Abidin gene uzun uzun anlattı. Geldik 14. 15. asıra. Gene soruyor. Ama demin bir neden. Abidin gene uzun uzun anlatıyor. Bir ara Abidin Mi'ye dedi ki, Mi sen hiçbir şey yapmadan pencereden 2 saat bakabilir misin? Deyince Mi cevap verdi. Katiyen yapamam deyince Abidin de that's the difference dedi. İlhan Koman geldi bir ara. Mehmet Ulusoy'un bir oyunu için maskeleri yapacaktı. Maskeler yapıyordu. Onunla da çok hoş bir yakınlığımız oldu. Ama İlhan Koman'ı zaten 1958'de Brüksel'de tanımıştım. Orada hostesken pavyonda. İlhan da heykelini yapıyordu. Orada başladı İlhan'la dostluğumuz. Sonra İlhan da İsveç'te oturduğu için sık sık Kopenhag'a gelirdi. Geldiği zaman bende kalırdı. Paris'e geldiği zaman da bende kaldı. Sonra benim ilk tuttuğum evin yanında bir stüdyo bulduk. Orada bitirdi maskeleri İlhan. Sabahattin Bey'i, Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu çocukluğumdan beri tanıyorum. İkisi de annemin, babamın dostlarıydı.
büyüdükten sonra da tabii ki bu beraberlik devam etti. Ve çok sık Sabahattin Bey'in Bronz Sokak'taki evinde pazartesi akşamları toplantısına katılırdım. O toplantıya İstanbul'un tahmin edebileceğiniz en hoş insanları gelirdi. Bir keresinde Aşık Veysel geldi. Ve bir ara sordular Aşık Veysel'e, Aşık senin gözlerine baktırmamızı ister miydin görebilesin diye. Cevabı şu oldu, dünyamı mı karartacaksınız? Gerçekten. Ama o kadar hoş insanlar gelirdi ki. Vedat Günyol, Yaşar Kemal, Azra Erhat, Mina Urgan gelmezdi pek. Azra İnal gelirdi. Füreyya Hanım gelirdi, gençlerden bir sürü insan gelirdi. Yani böyle bir dünyanın en güzel toplantılarıydı o pazartesi günleri. Sabahattin Eyüboğlu benim dünyaya baktığım pencereyi açan insandır diyebilirim. İlk mavi yolculuğuma Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat, Halikan Rasbalıkçısı, Bedir Rahmi'nin oğlu Mehmet benden bir yaş küçüktü. O, yani o 14 yaşındaydı o zaman, ben 15 yaşındaydım. Efsanevi Palikon'un teknesinden denize açıldık. En inanılmaz zor şartlarda. Biz iki çocuk bodrum katında, yani teknenin dibinde soğan paketlerini filan arasında yatardık. Uykumuz gelirdi ama yukarıda konuşanlar o kadar hoştu ki dinlemekten uyuyamazdık. Mesela gece yakamoz olduğu zaman Alev, Mehmet denize atlayın yakamoz yapınca biz hemen mayoları giyip denize atlayın. Yakamoz yapmak için. En sevdiğim, hayatımın en önemli anılarından biridir. O yolculuktan sonra o yolculukta İzmir'den Bodrum'a varmamız 8 saat sürmüştü, hiç unutmam. O yolculuktan sonra da Sabahattin Bey Mehmet'i ve beni alıp o civardaki bütün harabeleri gezdirdi. Maddi bana emanet etmişti. Bütün yolculuklar sırasında eşi ve benim piyano hocam Maddi bana emanet ederdi Sabahattin Bey'i. Sabahattin Bey'in hiç unutmam düğmeli bir havlusu vardı. Onu ille de giydireceksin denizden çıkınca deyince ben hep Sabahattin Bey'e onu giydirirdim. Ve çok dikkat ederdim. Şeyden sonra da yine o yolculuklardan birinden sonra İstanbullu iki bir çiftle Sabahattin Bey ve ben bindik arabalarına Ayizhane'ye gideceğiz. Sabahattin Bey'in çok içki içmesini istemiyor Magdi ama ben de nasıl engel olayım? Yani mümkün olduğu kadar dikkat edip Sabahattin Bey'cim filan diye sökmüyordu. Yine o arabadayız. Tutturdu içeceğim diye. Sabahattin Bey'cim dedim, biraz erken değil mi? Saati değilse yeridir dedi ve içti. It's not the time, it's the place dedi ve içti. Narmanlı yurdunda, yani Aliye Hanım'ın oturduğu yerdeki Aliye Hanım'ın evine de oldukça sık gittim. Orası da yani Aliye Hanım gibi bir evdi. Aliye Hanım çok hoş bir kadındı. Çok çok hoş bir ve çok güzeldi. Bir evinde taht gibi, tahtadan yapılmış, altın yaldızı filan taht gibi bir koltuk vardı. Bir gün Halikarnas balıkçısı geldi ve hep o koltuğa oturdu. Oturduğunda tanrılar yeryüzüne indi. O kadar yapıştı o tahta.